Afyonşehir Web TV'den herkese merhabalar. Bugün Muatay hocası Serdar Şanlı ile birlikteyiz. Serdar Bey bizlere tüm bilinenleri aktaracak. Dilde ve gönülde var oldukça Kur'an, olmaz vatan, olmaz Türk yurdu viran, yaşasın Türk olur, yaşasın Turan. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Serdar Şanlı. Afyonkarahisar'da Muay Thai kickboks antrenörü yapıyorum. Muay Thai'de milli takım antrenörü ve teknik direktörlüğü yapıyorum. Özel bir salonda çalıştırıyorum. Elin üzerinde milli sporcu yetiştirdim. Milli takımda bir sürü sporcumuz var. Bu sene Afyonkarahisar'da Muay Thai üzerine dünya şampiyonasına giden sporcumuz oldu. Birisi dünya şampiyonu oldu, biri dünya ikincisi oldu. Kickboks'a da bir sürü sporcu yetiştirdim. Daha bu hafta sonu bir tane Afyon Eridir'de yapılan maçta iki tane kickboks'a sporcu kattık. İkisi de altın kemer alıp geldi buraya. Kurslarınız ne zaman? Sürekli mi yoksa? Bizim kurslarımız 5 yaşından 70 yaşına kadar her insana hitap ediyor. Kurslarımız şimdi şöyle, 6 tane bizde ayrı grup var. Yaş, cinsiyet, hepsine göre ayrı. Bu şekilde minikler grubumuz var, gençler grubumuz var, kız grubumuz var, erkek grubumuz var. Bir de 18 yaş üstü büyükler grubumuz var. Bir de şöyle söyleyeyim, bazı aileler çocuklarının aslında spor yapmasını istemiyor. O ailelere söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? O ailelere söylenecek çok sözlerimiz var. Çünkü çocuklar spor yapmazsa günümüzde zaten en büyük sıkıntı çocukların hareket etmemesi. Yani dünyada obezite denen bir salgın var. Bu pandemiyi geçirebiliyorsunuz ama obeziteyi geçiremiyorsunuz. İnsanlar hareket etmediği sürece yetişen arkadaşlarıma gidiyor. Onlar da gençlerde çok bir çözüm olmuyor. Çünkü insanların yaşam kültürü olmak zorunda. Hareket etmek zorunda. Hareket etmek dediği zaman vücutsal sıkıntıları başlıyor. Bunu tabii ki bir 13 yaşındaki, bir 15 yaşındaki çocuğun 100-110 kilo olması ileride bunun büyük bir sağlık sorunlarına açacak. Bunu önlemek için sporlara gitmesi lazım. Bu tabii ki dövüş sporları da değil. Spor dediğimizde bütün branşları içine katabiliriz. Yani buna futbol olur, basketbol olur, yüzme olur, bisiklet olur, tekvando olur, karate olur. Yani insanlarımız illaki çocukları herhangi bir spor dalına gönderirlerse hem fiziki gelişimi hem mental gelişimi hepsi çok iyi oturacaktır. Peki yaş grubu ne sizde? Şimdi biz yaş grubunu şöyle alıyoruz. Minik yaştaki çocuklarımızı ana sınıfına başlamasını tercih ediyoruz. Çünkü bizim haftada 3 gün 2'şer saat ders yapıyoruz. O 2'şer saatte çocuklarımızın öğretmen olayını bilmeleri lazım. Eğer öğretmen olayı bilmedi mi biz onun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani ana sınıfına başladığı zaman bizde sıkıntı yok. Çocuklarımızın hepsi gelebilir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.